Alayınıza meydan okuyorum ulan. Dünyanın en acılı adımını yiyeceğim. Daha acil ne varsa önüme getirin. Onları da yiyeceğim sizin için. Şimdi bu nadıl'ı yapmaya bir geçelim. Şöyle çok hijyenik mutfağıma nadıl'ı bıraktım. Bu arada bu videodan sonra beni şöyle direkt karşı mezarla, evimin karşısındaki mezarla devledebilirler. Bilmiyorum. Şimdi şöyle kamerayı buraya koyuyorum. Ve şimdi nadıl'ı yapalım. Benim çok kolay bir nadıl yapma tekniğim var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Belki siz de bu şekilde yaparsınız. Ben tencereyle yapmıyorum. Şimdi önce kettle'da bir sıcak su kaynatmamız gerekiyor. Şimdi içindeki şöyle önceki böyle kahve yaparken kullandığım suyu boşalttım. Şimdi nadıl'ı şöyle... Lan ne nadıl'ı? Nadıl diyorum, kafa şimdiden gitti arkadaşlar. Şimdi böyle içine bir su doldurayım kettle'ım ben. Ve bu suyu kaynamaya koyacağız. Gerçekten oldukça kolay bir nadıl yapım tarifi vereceğim size. Şimdi şöyle kettle'a koydum ve başlattım. Bu su kaynasın. Biz de o sıra nadıl'ı hazırlayalım. Her şeyi gözümüzün önünde yapacağım. Ve ben diğerleri gibi dümencilik yapmam arkadaşlar. Bakın ketçapım bile bitmiş benim. Görüyor musunuz? Ketçapım bitmiş. Yani bazıları böyle ketçap koyuyormuş bu TikTokçular. Hayatınız yalan zaten TikTokçular, ama ben sizin için gerçekten de dünyanın en acı nadılını yiyeceğim. Dediğim gibi böyle yine acı videoları gelsin mi? Bunu da bana yazın. Biliyorsunuz daha önce Dark Web'ten dünyanın en acı cipsini yemiştik. O da bayağı böyle korkunç şeyler olmuştu. Onu mutlaka izleyin. Evet, nadılı sizinle birlikte açtım ve görünümü diğer nadıllara benziyor. Yani günlük hayatta yediğimiz nadıllara, ama tabii ki bu bizim günlük hayatta yediğimiz nadıllarla pek alakası yok. Şöyle açtım. Oo, biraz bol gibi he. Bak bizim Türkiye'de normal yediğimiz nadıllarda bu kadar bol çıkmıyor. Paket de zaten büyük ve şu kalanları da dökeyim. Asıl acıyı veren sos burada arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Abi rengi bile farklı gibi. Sanki böyle simsiyah bir şey çıkacak gibi içinden. Ben bu arada ne videolarını izledim ne bir şey yaptım. Her şeyi kendim görmek istedim. Bu ne? Flake. Flake neydi lan? Baharat herhalde bu da. Bilmiyorum. Herhalde bu da baharat ve burada da asıl acı sos var. Bunu komple dökeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Burada tabakta da nadıl hazır. Soslar da burada. Şu an sadece suyun kaynaması kaldı. Su da kaynasın. Nadılı hazırlayacağım ve yiyeceğim. Gecenin 3'ünde mi yesem, ne yapsam? Yani artık götümde herhalde roket falan çıkar yani gecenin 3'ünde de yersem. Su neredeyse kaynamak üzere. Ben şimdi sosları nadıla boşaltayım arkadaşlar. Şöyle ilk şeyi paketi kestim. Bunda sanırım baharat var dediğim gibi, ama bu ne? Baharat değil bu. Bu ne? Abi umarım böyle sarımsaklı soğanlı bir şeyler değildir. Hiç sevmem çünkü. Böyle değişik bir şey düştü. Bunlar ne? Bir dakika şöyle dokunsam. Bunlar ne? Bir fikri olan var mı? Benim bir fikrim yok. Şu anda burada telefondan çekiyorum. Kamerayı buraya getirmedim. Oraya gidince tekrar kamerayı açacağım. Şimdi asıl acı sosa geliyoruz abi. Umarım dökülmez bu arada. Çünkü bu dökülürse herhalde mutfak tezgahı böyle asit gibi delinir melinir. Başımıza bela. Lan makas çıkaramıyorum. Heh, çıkardım. Evet, hazır mısınız? Döküyorum. Bu ne lan? Zift mi oğlum bu? Abi zift gibi şu an ve... Bu ne lan? Ne kokuyor? Çikolatalı kek gibi kokuyor. Yani benim böyle diğer insanlara göre çok farklı düşünüyorum. Böyle hiç benzemeyen insanları birbirine benzetir falan. Bu da öyle bir şey. Çikolatalı kek kokusu alıyorum. Ve burnum yandı şu an. Hafif böyle burnuma bir yanma geldi. Evet, şu an komple sosu boşalttım. Şunları şöyle atıyorum. Bakın sosu da komple boşalttım, görüyorsunuz. Ve bu bence çok az. Bu bence çok az. Bir paket daha olsa yemin ederim onu da dökerdim. Hiçbir şey de olmaz gibi. Bilmiyorum. Ve su da an itibariyle kaynadı. Duyduğunuz sesi. Şöyle aldım. Suyu kaynak bir şekilde. Bakın. Nadıl'a. Kamera kapanıyor. Heh. Tamam. Nadıl'ın üzerine şöyle döküyorum arkadaşlar. Nadıl'ın boyunu da geçecek şekilde. Şöyle. Yeterli mi bilmiyorum. Lan nadıl yukarı çıkıyor nadıl. Neyse. Sanırım yeterli gibi. Bu arada bu Aa, kokusunu hiç beğenmedim ya. Ya acıyla alakalı değil de böyle hiç sevmediğim bitkiler gibi bir kokusu var. Böyle sarımsağımsı bitkiler ve ben nefret ederim. Şimdi bunun üzerine kapatmam gerekiyor. Ben şöyle kapatacağım. Bunun yani böyle hava almaması gerekiyor. Yani bu şekilde noodle kaynayacak, pişecek diyeyim daha doğrusu. Ve noodle'ımız hazır olacak. Ben şimdi kaydı kapatıyorum çünkü 15 dakika falan böyle bırakmam lazım. Saati görebilmek için kaydı bir kapatayım. 15 dakika sonra noodle hazır olacak ve o noodle'ı yiyeceğiz. 15 minutes later. Evet arkadaşlar, şu anda artık olmuş olması lazım. Zaten görüyorsunuz böyle asfalt gibi zehir zemberek bir görüntüsü var şu an. Hani ben bir de biraz fazla da bekledim. Lan lan lan! Ne oluyor? Ah, çıkma dışarı. Bak yerlere döküldü ya. Şuna bak, baksanıza zehir zemberek bir görüntüsü var. Ben bir de bir tık fazla bekledim arkadaşlar. Hani böyle iyice otursun diye. Ama şöyle tam noodle'lara sanki rengi gelmemiş gibi. O yüzden ben bunu böyle bir tık daha karıştıracağım. Ondan sonra masamıza geçip mukbang, ASMR ne diyorsanız artık ona geçeceğiz. Acaba ben yemek kanlı mı olsam ya? Ne diyorsunuz? Şu an kendimi görmüyorum ama yemek kanlı mı olsak? Ne olsak acaba? Evet, an itibariyle masama geldim. Noodle hazır. Yani ben biraz daha böyle bir koyu bir görüntü bekliyordum ama ben tencerede yapmadığım için mi böyle görünüyor bilmiyorum. Ama kokusu falan oldukça şu an rahatsız edici. Şöyle kamerayı koydum. Evet, birazdan tabak gözükürse iyi olur gibi. Sonra ona bile laf edilir yani. Bu TikTokçu, yalancı TikTokçular yüzünden buna da inanmayanlar olur. Her neyse, ben yemeye başlıyorum arkadaşlar. Dünyanın en acı noodle'ını yiyeceğim ve yanımda sadece su var. O suyu da bu noodle bitene kadar içmeyeceğim. Hazır mısınız? Dünyanın en acı noodle'ını yiyorum. Buradan alayınıza meydan okuyorum. 3, 2, 1. Şöyle büyükten alacağım. Bu sahneden sonrası için uyarmak istiyorum. Rahatsız edici görüntüler olabilir. Yemin ederim ağzıma aldığım gibi acı geldi şu an. Arta arta şu an acı artıyor. Bilmiyorum yüzümden anlayacak mısınız birazdan ama bu noodle bitene kadar cidden oldukça yanacağım gibi. Her neyse, ben devam ediyorum. Umarım ağzından böyle soslar akmaz. Şu an cidden bayağı bir acı. Tahmin ettiğim biraz daha acıydı ama şu an galiba zamanla gelecek o acı. Galiba o acı zamanla gelecek. En son suyunu da içmeye çalışacağım. Şöyle. Gerçekten acı arkadaşlar. Türkiye'deki o acı noodle'ların bununla hiç alakası yok. Şu an bildiğiniz böyle ağzım yanıyor yani. Bildiğiniz ağzım yanıyor. Ben yine böyle acılı bir şeyler yiyeyim mi siz? Yorumlara yazın. Aha! Şu an ağzım komple bak şöyle yanıyor. Alev alev yanıyor. Cidden alev alev yanıyor. Aha! Cidden ağzım şu an. Ağzım yanıyor ama istesem tepki vermeden yiyebilirim ya. O kadar da böyle tahmin ettiğim kadar über zorlanmıyorum şu an. Hatta zorlanmıyorum. Ben bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Yemin ederim ki bugün kahvaltı yapmadım. O yüzden noodle'ı böyle iştahlı yiyorum. Belki o yüzden bu kadar koymuyor olabilir bana acısı. Ya cidden çok acı. Şu an ağzım çok yanıyor ama galiba çok aç olduğum için pek sorun hissetmiyorum. Ciddili oldukça acı arkadaşlar ama ben büyük ihtimal kahvaltı bile yapmadım. Çok açım. O yüzden bana bayağı lezzetli geldi şu an. Lezzetli ama bir o kadar da acı. Ya ben acıyı çok seviyorum ama acıyı hiç sevmeyen biri, acıya hiç katlanamayan biri hayatta yiyemez abi. Size çözüm, hayatta yiyemez, belki ağlar bile yani. Şu an burnum akmaya başladı. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Şöyle burnumu çekip duruyorum. Lan burnum akıyor. No reaction. Ya sadece burnum akıyor şu an. Acı da cidden, ağzım şu an bayağı yanıyor ama yemeye devam edebilirim. Bu büyük ihtimal ben çok aç olduğum için. Aa, acı gittikçe artıyor bu arada. Koreliler bunu sık sık yiyormuş bu arada. Bu böyle acı noodle'ları. O yüzden bize böyle çok acı geliyor ama onlar mesela bunu normal böyle makarna yer gibi yiyor yani, anlıyor musunuz? Aa, acı iyice arttı lan. Benim başlarda hiç böyle değildi. Acı şu an bayağı arttı. Sonuna geldiğim için olabilir. Şu an bitmek üzere. Bunu nasıl gösterebilirim size bilmiyorum ama bitmek üzere şu an. Ya geyilesim geldi. Ama yapmayacağım. Size saygısızlık yapamam. Aa, bitsin öyle su içeceğim. Bitsin öyle. Şu an deli gibi su içmeye ihtiyacım var ama bunu yapmayacağım. Şu an burnum sürekli akıyor. Burnum bayağı bir akıyor. Bitene kadar su içmeyeceğim. Zaten bitmek üzere. Ben biraz daha bekliyordum ama çabuk bitiyor gibi. Bitti. Aa, bitti. Suyu da birazcık içeceğim. Tamamını içebilir miyim bilmiyorum. Gözüküyor muyum? Aa, suyu da bayağı kötü. Burnum akıyor şu an. Şu an burnum akıyor. Umarım inanmayanlar falan olmaz. Çünkü dediğim gibi çok fazla sahte acı videosu çeken oluyor. O yüzden artık insanlar inanmıyor falan. Ama ben gerçekten dünyanın en acı noodle'ını gözünüzün önünde yedim ve hala ne su ne başka bir şey içtim. Görüyorsunuz. O yüzden buradan hepinize, alayınıza meydan okuyorum. Daha acı ne varsa bana söyleyin. Güzel like, yorum, destek gelirse onları da çekeceğim. Yemin ederim terlemişim bu arada. Ve artık su içebilirim. Kaç dakika önce bitti ama hala hiçbir şey yapmadım. Şimdi su içiyorum. Oh. Bu arada su acıya hiç etki eden bir şey değil. Bu da böyle bir yanılgı yani. Su sadece birkaç saniyelik dindiriyor. Şu an bilmiyorum, gözlerim falan ne durumda, biraz sanki dolmuş gibi. Ağzım da böyle bebek, sanki yemek yemiş gibi ama noodle bitti yani, görüyorsunuz. Ah. Lan iyice arttı acı. Şu an acı iyice arttı ve yemin ederim deli gibi burnum akıyor. Hiç bu kadar burnum akmamıştı. Şu an deli gibi burnum akıyor ve sanki kızarıyor ve terliyor gibiyim. Ah. Lan ne oluyor? Acı şu an gitgide artıyor. Yemin ederim acı şu an gitgide artıyor. Bakın, noodle'ı bitirdik. Dünyanın en acı noodle'ını. Ve acı gitgide artıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Ayran falan hiçbir şey yok dediğim gibi. Biraz daha su içeceğim. Ah, umarım burnumun aktığı çok gözükmüyordur. Teri görüyor musunuz? Şu an resmen noodle yüzünden terliyorum. Burnum akıyor. Ağzım deli gibi yanıyor. Ah. La. Abi, o zaman ben burada videoyu bitireyim. Yine böyle yemekli video gelsin mi? Mukbang ASMR ne diyorsanız. Bunu da yorumlara yazın. Like'ları, destekleri unutmayın. Sizin için yaptım bunu. Abone olmayı unutmayın. Aa! Yanıyorum lan. Yanıyorum. Şuna bak. Nasıl bir noodle bu? Acısı sonradan daha da artıyor oğlum. Noodle bitti, hala acısı artıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burnum akıyor, terliyorum. Ağzım uyuştu resmen şu an. Ne oluyor? Her yerden terliyorum şu an. Götüm bile terliyor olabilir, bilmiyorum. Ona bakmadım. Hemen kapatmak istemiyorum kaydı çünkü biraz görün, hani ne olduğunu görün. Sahte falan denmesin. Alayınıza meydan okuyorum ulan. Dünyanın en acı noodle'ını yedim şu an. Terliyorum, burnum akıyor. Diğerlerinde böyle şeyler oluyor mu bilmiyorum ama alayınıza meydan okuyorum. Acıların kralı benim.